Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 21 Ağustos 2020 günlerden Cuma sevgili yarışseverler. Hepinizin cuması mübarek olsun. Hepinize, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir Cuma günü dilerim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun. Akabininde hafta sonu geliyor. Bütün arkadaşlarıma çok güzel bir hafta sonu temenni ederim. Biliyorsunuz gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak 10 koşuluk programla başlıyordu. Burada sırasıyla 1. ve 2. altılı ganyan analizimiz oldu. Yine akşam yarışları İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk güzel bir programla devam edecek. Burada da sırasıyla 1. ve 2. altılı ganyan analizimiz olacak. Öncelikle İstanbul 1. altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan ricam şu olacak. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz kanalımız ücretsizdir. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca kanalımızın 100 binleri, 200 binleri, 300 binleri bulabilmesi için at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz, videolarımızı izletirseniz hepinize minnettar kalırım sevgili yarışseverler. Ayrıca videolarıma beğeni atarsanız, like atarsanız kanalımızın büyümesinde çok etkili olacaktır. Bu konuda da duyarlı olmanızı, videolarımıza beğeni atmanızı ve yorum atmanızı önemli rica ediyorum diyerek ben analizlerime geçeceğim. 21 Ağustos 2020 Cuma günü İstanbul'da 9 koşuluk bir program var. 1. Atıl Ganyan programın 1. koşusuyla start alacak. 4 ve yukarı yaşta İngilizlerin 2000 mesafe sentetik pistte koşulacak. Handikap 16 dişlere mahsus yarışı Atıl Ganyan'ın ilk ayağı. Arkadaşlar Atıl Ganyan ilk ayağı gerçekten birbirine eşit safkanların mücadelesi durumunda bir koşu. Özellikle son yarışlarını beğendiğim bir safkan. Kuvvet temsilcisi 4 numaralı Flame Boyant isimli safkan. Bu koşuda benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 3 numaralı Spark Racer isimli safkan. Özellikle son yarışında çok etkili bir ikincilik elde etti. Aftermarket temsilcisi bugün Akın Sözen idaresinde 60 kilo sikletine rağmen bu koşuda etkili olacakmış gibi görünüyor. Yine 2 numaralı Miss Perfect ardı ardına 2 güzel yarış kazandı. Bugün Özgür Gönültaş idaresinde gerçekten sert bir apranti. Özgür Gönültaş sert bir arkadaşımız. Bugün 2 numaralı Miss Perfect ile yine şanslı görünen isim. Burası 4-3-2 gibi görünüyor arkadaşlar. Özellikle ufak oynayan arkadaşlarıma burada çizgi çizerek devam etmek istiyorum. Yine 6 numaralı King of Blue Müslüm Çelik idaresinde piste çıkacak bu safkanda. Geniş oynayan, sürpriz arayan arkadaşlarıma öneririm. Yine 1 numaralı Allora ve 5 numaralı Rio Blonde isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Burayı da 4-3-2 ya da 4-3-2-6-1-5 şeklinde öneriyorum. Ve 1. altının 2. aya 4 yaşlı Arapların 2100 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı 3 yarışta devam edecek. Esasen burada geçilmemesi gereken bir safkan var. Yine küçük oynayan arkadaşlarıma banko vereceğim. Gerçekten geç koştu ama etkili koştu. 4 yaşında koşmaya başlayan Sayın Cüneyt Çalıcıoğlu'na ait Gobak Bey temsilcisi 2 numaralı Nibolu. Özellikle son yarışında çok etkili bir yarış kazandı jokeyi Haris Karateş idaresinde. Ben yine bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Yine ufak oynayan arkadaşlarım bu safkanı banko olarak yazabilirler. Bu safkanı yıkmak isteyen arkadaşlarıma ben yine Davhatov'un tayı 1 numaralı Kamakaya özellikle sert bir adam, sert bir arkadaşımız bilmesi lazım diye sürekli düşündüğüm bir isimdi. Bugün sürpriz eden arkadaşlarım Şişman Çizik idaresinde piste çıkacak 1 numaralı Kamakaya'yı değerlendirebilirler. Ve altılı gayen 3. aya 4 yaşlı Arapların 1900 mesafe Çin pistte koşulacak dişlere mahsus kısa vade 6 yarışta devam edecek. Burada her ne kadar belki plase belki sürpriz çıkacak olsa da Kaizbert temsilcisi 1 numaralı Köçek biliyorsunuz kazanmış olduğu yarışların tamamında sizlere banko olarak verdiğim isimdi 1 numaralı Köçek.
gerek kumda gerek çimde çok etkili yarışları bulunan, bugün gerçekten güzel bir arkadaşımız biniyor, başarılı bir jockey arkadaşımız biniyor. Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkacak bir numara köçek. Bana göre bu rakiplerini, bu grubu geçebilecek güç ve kapasiteye sahiptir. Benim bugün bir numara köçek birinci şanslı Safkan'ım. Hatta bu yarışta kazanmasını bekliyorum. Bu Safkan'ın kötü koşması durumunda grubun kaliteli Safkan'ı, ateş topu temsilcisi, 5 numaralı gurbet ateşi Gökhan Kocakaya idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 2 numaralı Miranda ardı ardına 3 başarılı yarış kazandı. Dayı Bey torunu 2 numaralı Miranda da ilk 3 Safkan içerisinde bulunmalı. Yine sürpriz arayan arkadaşlarıma 4 numaralı Aydan Kız ve 3 numaralı Tek Kurşun isimli Safkanları sırasıyla öneririm. Ve 1. altının 4. ayağı 3 yaşlı Arapların 1300 mesafe sentetik pistte koşulacak şartlı 3 yarışta devam edecek. Burada da yine son yarışlarını beğendiğim Onur Kağan temsilcisi 1 numaralı Yalvaç Han. Tecrübeli jockey'i Ahmet Çelik idaresinde piste çıkacak bir numara Yalvaç Han rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Yine 8 numaralı Yamaç Bey'i Şişman Çizik idaresinde piste çıkacak bu Safkan'da bir haber Batu torunu ve Uçan Bey temsilcisi bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine son güzel birinciliğin ne dikkatleri üzerine çeken 3 numaralı Hekimoğlu bu Safkan'da bir Pir Karaca torunu Kayızbert temsilcisi Gökhan Gökçe idaresinde 3 Safkan içerisinde bulunmalı. Yine Kızgın Lav'ın tayı 5 numaralı Faranelli. Yine ilk 4 Safkan içerisinde değerlendirilebilir. Gerçekten birbirine eşit Safkanların mücadelesi olmuş. Burası 1-8-3-5'in dışına çıkarsa 6 numaralı Karacayeliz Mustafa Çiçek idaresinde dikkat edilmesi gereken bir Safkan. Ve 2 numaralı Büyük Yankı'da bu yarışta sürpriz şansına sahip isimdir diyerek ben 1. altının 5. ayağına geçiyorum. Altılgenin 5. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap Safkanlarının 1400 mesafe çim pistte koşulacak handikap 15 yarışta devam edecek. Burada da yine kaliteli bir Safkan Tamarinoğlu temsilcisi özellikle Malibu Girl'ün tayı 5 numaralı Malibu'nun oğlu. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkacak. Uygun grupta, handikap 15 grupta benim ilk şans vereceğim Safkan olacak. Yine 6 numaralı Al Sancaklı. Gerçekten etkili bir Safkan. Taylığında bu Safkan'ın yarışlarını çok beğeniyordum. Ama Safkan löp bir Safkan. Hızlandırılması güç bir Safkan. Ama Halil Kaplan arkadaşımız Safkan'ı bütünüyle hareketlendirebilen, sadece iterek değil titreşimiyle, verdiği tempoyla Safkan'a hız verebilen bir jockey arkadaşımız. Bugün ben Altuğma Al Sancaklı'nın da bu grupta birinciler çok güçlü bir aday olarak görüyorum. İlk iki Safkan içerisinde, hatta burada 7 numara Yol Kıran'la birlikte ilk 3 Safkan içerisinde değerlendirilmesinden yanayım. Yani bana göre burası 5, 6, 7 yeterli gibi görünüyor. Tabi sürpriz arıyorsak bu koşuda yine 11 numaralı Lazoğlu'm ve 1 numaralı Güldür Güldür isimli Safkanları da ihmal etmeyelim sevgili yarış severler diyerek Altılgay'ın son ayağına geçiyorum. Altılgay'ın son ayağı 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe çim piste koşulacak grup 1 yarışı. Arkadaşlar daha önce sizlere sürpriz de geldi. Banko verdim, favori de geldi. Banko verdim. Hatta hatırlar mısınız bilmiyorum. Yine grup 1 yarışta koşuyordu. Evet, 2800 mesafe çimde koşuyordu. Ankara koşusunda sizlere banko olarak vermiştim. Long Runner isimli Safkan'ı 3 numaralı. Ardından yine Cumhurbaşkanlığı koşusunda kazandığı yarışta sizlere banko vermiştim ve ardı ardına bütün yarışları kazanmasını bildi. Kalitesine güvendiğim bir Safkan, özellikle Gökhan Kocakaya arkadaşımızla çok iyi uyum sağlayan Sayın Nimet Arif Kurtel'e ait Gia Point'in tayı 3 numaralı Long Runner'ın ben uygun grupta bu rakiplerin de geçmesini bekliyorum. Ve yarışsever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak 3 numaralı Long Runner isimli Safkan'ı öneriyorum. Arkadaşlar ufak oynamak istiyoruz. Ne yazabiliriz diye
soruyorsanız şu şekilde bir değerlendirme yapacağım sizlere. Yine Altıgan Milka'ya 4 Flame Bond, 3 Spark Racer, 2 Miss Perfect, 6 King of Blue isimli safganları sizlere sırasıyla önereceğim. Yine buraya 1 numaralı Allora ve 5 numaralı Rio Blend'i de yazalım. İkinci yarıda çünkü 2 numara New Ball'unu bank olarak yazacağız. Altıdan 3. yarıda 1 numara Köçek, 5 numara Gurbet Ateşi ve 2 numaralı Miranda. Burada da altın neredeyse yarı yarıya düştü arkadaşlar. Altıdan'ın 4. yarıda 1-8-3-5-6-2 şeklinde bu koşuyu da değerlendireceğim. Hatta burada hepsi diyelim arkadaşlar. 7 numaralı Tayların Güzeli, 2 numaralı Büyük Yankı'da. Büyük Yankı'yı vermiştik zaten. 4 numaralı Boğaz Kesen'de yazalım. Burayı hepsi şeklinde değerlendirelim. 2 hatta bonusumuz oldu. 6 yani 5. yanda 5 Malibu'nun oldu. 6 Al Sancak'tı ve 7 Yol Kıran şeklinde 3 safkanla değerlendiriyorum. Burada da altılar düştü ve altıganın son ayağında 3 numaralı Long Runner isimli safkanı günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Eğer kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz hepinize minnettar kalırım arkadaşlar. Hepinize hayırlı cumalar dilerim. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.